Biraz %25'in üstünde kira artışı yapamayacaksınız. Değil mi? Vatandaştan yana bir şey. Ev sahipleri sömürüyorlar. Böyle denildi bize. Peki bir işe yaradı mı? Orhan Karaca bir tweet attı. Barınma krizinin hikayesi. Barınma krizi şu. İnsanlar ev bulamıyorlar. İstanbul'da 500 bin üzerinde konut boş. Araplara sattığınız konutlar boş. Boş. Yılda 10 gün, 20 gün duruluyor, durulmuyor. Boş. E tabii halka konut kalmıyor. Kanada yabancılara konut satışını yasakladı. Yasakladı. Bir daha söylüyorum. Orhan Karaca diyor ki barınma krizinin hikayesi. Son 1,5 yılda TÜFE 78,9 artarken kiralar resmi verilerle 141,5 arttı. Orhan Karaca'yı takip ediyor musunuz sosyal medyada bilmiyorum. Twitter diyoruz işte X yeni adıyla. Orada böyle bir tablo paylaştı. Orhan Karaca bunu paylaşınca ben dedim ki bunu sizinle de paylaşayım. Bakın kirada 1 yıllık ve 1,5 yıllık değişimleri bizimle paylaştı Karaca hocamız. Şunu lütfen bir seyircilerimize ekrana verir misiniz? O gri bölge, gri ile olan, koyu renkli olan bölge, kira sınırlamasının %25 ile sınırlandığı yer. Bakın, ondan önce %20'ler civarında kiradaki yıllık artış, devlet %25'in üstünde artmayacak deyince yatay olmasını beklersiniz. Füze gibi niye yukarı gidiyor? %100,7 bir yıllık artış kiralarda. Kimin verisi bu? Türkiye İstatistik Kurumu olabilir mi? Devletin resmi kurumu. Ya devlet diyor ki, iktidar diyor ki, kira artışı %25 olacak. Yani burası 20-25. Şöyle olacak. Şöyle yatay gidecek. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki, devlet, iktidar, Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi. Siz öyle dediniz. Mecbur tuttunuz ama böyle bir şey olmadı. Bir yılda 100,7. 100,7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor. Orhan Karaca'nın bunu grafiğini ben yani attığı tweet'i grafikleştirdim aynı zamanda. Tülay sağ olsun ben grafikleştirmedim. Tabii ben verileri veriyorum. Tülay yapıyor. Benim biliyorsunuz elim kolum her şeyim. Son bir yılda, Tülay'cığım bunun bir yıllığını verir misiniz? Bu 1,5 yıllık, bu bir sonraki grafiğin eşdeşi olacaktı. Evet, bir yılda 61,36 arttı tüketici fiyatları. Aa, kira artışı 100,7. Bakın bir daha söylüyorum. Son bir yılda enflasyon %61,36 artıyor, kiralar 100,7 artıyor. Devlet 25 ile sınırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi yani bakanları, cumhurbaşkanlığı kabinesi diyoruz ya hani. 25 dedi, 100,7 artmış. Enflasyon kaç? 61,36. Nerede yaşayacak bu insanlar? Nerede yaşayacak bu İstanbullular? Nerede oturacak bu Sivaslılar, Erzurumlular? Barınma krizi buradan çıkıyor. Bitmedi. TÜFE ve gerçek kira endeksini de paylaşmış hocamız. Kırmızıyla gördüğünüz kira artış hızı. Bir yıllık. Haziran 2022 100 ise. Enflasyon. Şimdi bunun 1,5 yıllığına bakacağız. Burada ne görüyoruz? 1,5 yılda enflasyon kaç? Orhan hocamız paylaşmış. TÜİK'ten hesaplamış. %78,9. Kira artışı kaç? %141,5. 1,5 yıllık kira artışı. %25 ile sınırlamıştınız. 78,9 yıllık enflasyon, 1,5 yıllık enflasyon, 141,5. Demek ki silah zoruyla olmuyormuş. Silah zoruyla enflasyonu düşürmek mümkün değil.
nas dayatmasıyla düşürmek mümkün, faizleri düşürmek mümkün değil. Bir süre düşürsün, 3 gün, 5 gün. Ama sonrası mümkün değil. Sürdüremiyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Hayat size bunu dayatıyor. Kirada öyle, dayatmayla öyle. Ben karar verdim, böyle olacak. Hadi karar verin, ucuzlasın her şey. Hadi karar verin, düşsün faizler. Niye düşmüyor, niye zıplıyor? Hiçbir çareniz yok. Şimdi bu kira meselesini bir soralım dedik. Bir uzmanla beraber olacağız. Gökhan Çalık bizimle birlikte olacak. Gökhan Çalık, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Emin Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olasın, teşekkür ederiz sana. Şimdi Gökhan Çalık bir gayrimenkul uzmanı. Bize önce şunu bir söyler misin Gökhan Çalık? Kiralar neden artıyor? Ev mi yok, konut mu yok? Ev sahiplerinin gözünü aşırı hırs mı bürüdü? Ne oldu? Yani aslında bence en büyük sebep burada konut stoğunun yetersiz olması. Yeni konut stoğumuz maalesef yetersiz. Çok fazla talep var kiralığa karşı. Fakat bu talebi karşılayacak kadar konutumuz maalesef yok. Peki bu konut stoğundaki bu sorun, İstanbul'da biliyoruz ki 500 bin civarında da boş ev var yabancılara satılan. Nasıl oluyor bu? Yani insanların kaç yaşında evlerinden ayrıldığını biliyoruz. Belli bir yaşa gelince insanlar evleniyorlar, evlerinden ayrılıyorlar. Bu nüfus artış hızını biliyoruz. Kaç yaşında nüfusumuzun ne kadarının kaç yaşında olduğunu, İstanbul'da kaç genç olduğunu, bunları ne zaman yaklaşık olarak yuvalarından ayrılacaklarını biliyoruz. Bir, konut üretmiyoruz diyorsun. İkincisi de... İkincisi %25 kısıtlaması birazcık problemlere neden oldu. Şimdi burada biraz kiracıları korumak adına alınmış olan bir karardı bu aslında %25. Yani ilk başlarda öyleydi. Ama bu eski kiracılara, yani daha önce ev kiralamış olan insanlar %25 artış yaparak yoluna devam ediyorlar. İlk kez konut kiralayacak olanlar dolayısıyla... yüksekten kiralamak durumunda kaldılar bu %25 kısıtlaması sebebiyle. Çünkü ev sahibi evini kiraya verirken şunu düşünüyor. Diyor ki ben bu evimi ne kadar yüksekten verirsem bu enflasyonist ortamda seneye %25 karşısında kiram gene de uygun kalacak. Dolayısıyla ben bunu çok daha yüksek bir rakamdan vermeye çalışayım. Ancak bu şekilde zararımı kurtarayım. Yani bunu bir zarar olarak görüyorlar. Bir ikinci olarak da şimdi burada kiracıları %25'le memnun edelim derken bu sefer ev sahipleri tarafında bir mağduriyet doğuyor. Yani her şey %100, %150 artmışken konutun, kiranın %25 artması da çok adil bir durum değil. Yani biz şunu da biliyoruz. İnsanlar yıllarca çalışmışlar, para biriktirmişler, gayrimenkul almışlar bunun karşılığında. Türk insanı gayrimenkul almayı sever. Sonrasında ben bunu kiraya vereyim ve geçimimi bununla sağlayayım derdindeler. Ama bu insanlar aldıkları kira getirisiyle geçimlerini sağlayamaz duruma geldiler. Bu sefer ne oldu? Hukuk sistemi kilitlenmeye başladı. Hukuk sisteminde sıkıntılar ortaya çıktı. Ev sahibi, işte kiracı, her gün yeni bir haber okuyoruz. Yani her iki tarafı da aynı anda memnun etmek birazcık şimdi, maalesef burada. Gökhan Çalık, söylediğinden bir önemli bir şey çıkarırım. Diyorsun ki birincisi bu mevcut kiracılar %25'le ev boşsa yeni verirken etraftaki en yüksek kira ne kadarsa onun üstünde vermek istiyor ev sahibi. Doğru. Kendisi açısından haklı bir nedenle. Tabii bu şunu da getirmiyor mu? Son kısımdan onu anladım. Ev sahipleri kiracılara hadi boşalt evimi. Sen benim evimde bedavaya oturuyorsun, etrafta kiralar kaç lira dediler herhalde, değil mi? Bu bir gerilim yarattı kiracı ile ev sahipleri arasında ve yaratmaya da devam ediyor herhalde. Tabii anlaşmazlıklar da oluyor. İstanbul'da bugün bir tahliye davası minimumda 1,5 sene sürüyor. 2 sene sürüyor. Yani bu 2 sene zarfında da tabii enflasyon durmuyor, döviz durmuyor, diğer gelir kalemleri durmuyor. Ama ev sahibi bu sefer diyor ki ben mağdur olacağım. Bu sefer ne yapıyor? İkinci bir alternatif olarak diyor ki en azından %25 bitene kadar ben evimi boş tutayım.
Bu sefer evini boş tutmaya çalışıyor. Yani bununla ilgili de bazı önlemler alınmaya başladı. İşte dediler ki işte boş ofisler konuta çevrilsin. Onunla ilgili bir önlem alalım. Ya da evini boş tutanlara karşı bir vergi avantajı sağlayalım. İnsanlar evini boş tutmasınlar. Yani ev sahipleri birazcık korkuyor açıkçası. Endişeler var. Peki burada bir önemli ayrıntı daha var. Her semtte aynı şey yaşanmadı. Aynı şiddette yaşanmadı. Her ilde de aynı şiddette yaşanmadı. Muhtemelen İstanbul bunların en başta geleni kiranın. İstanbul başı çekiyor, evet. Ankara, İzmir, Adana, Mersin. Aslında her yerde duyuyoruz kiraların çok arttığını. Ama büyük kentlerde daha şiddetli bir artış var herhalde. İstanbul'da da hangi semtlerde var? Biraz da bunu anlatsan bize. İstanbul'da... En uygun kira şu anda 2 artı 1, 3 artı 1 farz edersek 10 bin liralardan altında maalesef bir şey kalmadı yani. 10 bin liradan başlıyor, 150-200 bin liralara kadar kiralık fiyatları çıkıyor. İnsanlar daha çok merkezlerden uzaklaşmaya başladılar uygun kiralar bulabilmek adına. Anadolu yakasında Pendik, Kartal, Tuzla, Çekmeköy gibi biraz daha merkezin dışında olan ilçelere doğru tercihler yapılmaya başlandı. Kadıköy, Üsküdar, Beykoz bu tip yerler daha çok değerli. Kira fiyatları çok yüksek. Avrupa yakasında da sayacak olursak Şişli, Beşiktaş, Bakırköy bu semtler çok fazla kira artışına sebep oldu. En uygun bölgelerde işte Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar. Eskiden Silivri mesela sayfiye olarak bilinirdi. İnsanlar oradan yazlık alırdı. Artık Silivri'ye kadar insanlar taşınma durumunda kaldılar. Yani o bölgeye kadar İstanbul genişledi. Bu tabii İstanbul açısından şöyle bir felaket durumu da var. Trafiği korkunç hale getiriyor. İşiniz çünkü şehrin başka bir yerinde, orada bir şey bulabilmeniz mümkün değil. Ucuz kira için şehrin dışına çıkıyorsunuz. Bu sefer de bu hattı seyahat etmeniz lazım her gün. Bu hattı sürekli olarak seyahat ederek işinize, akşamda evinize gitmeniz lazım. İstanbul açısından böyle de bir şey yaratıyor. Önümüzdeki döneme kesinlikle ilişkin beklentileriniz neler? Biraz da onu alabilir miyim? Çok azıcık da bir satılığa ilişkin bir şey soracağım. Ama önce kiralığa dair konut fiyatlarındaki artış hız kesti. Durmadı ama hız kesti. Yüksek faizler nedeniyle. Ona birazdan soracağım. Ama kiralıklarda da kira fiyatlarının artışında kiraların artışında da bir hız kesme var mı? Yani çok yok diyebiliriz aslında. Kiralar yavaş yavaş yükseliyor fakat konut satılık fiyatları biraz duraklamış durumda ve yavaşlamış durumda. Bunda da kredi kısıtlaması söz konusu biliyorsunuz. İkinci evini alacak kişiler bir kredi kısıtlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Kredi faiz oranları yüksek. Kur korumaya doğru insanlar koyuyor. Kur korumalı mevduata doğru. Parasını faizde değerlendirmeye doğru kayıyor. Yani şu andaki elindeki nakit parasını eve bağlamayı mantıklı görmüyorlar açıkçası çok fazla. Ev satın alamamaları da insanların tabii kirada oturmak istemezler. Onlar da bir ev satın almak isterler ama bu faizlerle ev alamayacakları için tabii o da biraz kiraya talebi artırıyor. Ama. Şu anda satın almalar zaten tamamen mecburiyete dönmüş durumda. Yani bir yatırım aracı olarak değil, mecbursa, orada oturacaksa ancak konut satın almaya doğru yöneliyor. Yoksa evinde eski bir kiracısı vardı, bu çıktı. İlk alternatifi genel olarak şu anda satılık oluyor. Satılık ilan sayıları da baktığınız zaman pandemiden bu yana rekor kırmış durumda. Yani kiralıktan daha fazla satılık mülk var. Fakat bunların hepsi satılamıyor. Satılanlar yani yüksek fiyatlı olanlar zaten satılamıyor. Sadece şu anda ederinde olanlar yani ekspertiz değerine uygun olanlar işlem görüyor. Mecbur kalanlar bir konuta ihtiyacı olan insanlar da ev alma yolunda tercih yapıyorlar. Ama konut alayım ben bunu kiraya vereyim olarak şu anda maalesef çok fazla bir tercih yok.
Satış konusunda son sorum. Bu faizler buralarda da durmayacak. Daha yukarı doğru gidecek. Bunu görüyoruz. Merkez Bankası en az 2 faiz artırımı daha yapacak. Enflasyon önümüzdeki yılın Mayıs'ına kadar artmaya devam edecek. Mayıs'ta 70'in oldukça üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. Resmi veriler de onu gösteriyor. Sonra baz etkisiyle biraz aşağıya gene gidecek, bir başarı nedeniyle değil ama. Siz şu anda konut talebinde kredili konut talebinin düştüğünü görüyor musunuz? Çünkü hep böyle olur. Kredi faizleri yükselince nakit parası olanlar nakit parasının yettiği kadarıyla bir ev almaya çalışırlar. Kredi faizi yüksek olunca. Yani şu anda ya tamamı nakit ya da çok küçük bir kısmı kredi olarak satışlar oluyor. Yani genel olarak piyasada gözlemlediğimiz bu. Yani yarısını kredi alayım, 1/3'ünü kredi alayım gibi bir durum şu anda çok fazla yok maalesef. Peki, çok teşekkür ediyoruz Gökhan Çalık sana. Ben teşekkür ederim. Herkese ev sahibi olsun, herkesi sizler de ev sahibi yapın. Herkes tabii ev sahibi olmak ister ama iş öyle